en büyük eksiğimiz. Bilmem siz de öyle misiniz? Benim dört çeşit insan karşısında iflam kesilir. Sarhoş bir, deli iki, bunak üç, demagog dört. Karşımdaki usta ilişkisini kopardı mı apışır kalırım. Ortak bir dil konuşamazsınız, bir diyalog kuramazsınız, ikna edemez, bir yerde buluşamaz, hasılı anlaşamazsınız sarhoşun hiç değilse bazı sevimli buluşları, delinin beklenmedik çakıntıları olabilir. Bunaksa kendi suçu olmayan bir yozlaşmanın kurbanıdır. Bir zamanki sağlıklı geçmişine bakıp ona karşı sevecen ve anlayışlı davranabilirsiniz. Dördüncü öyle mi ya? Demagoga hafifletici neden bulmak kolay olmaz. Üstelik o öbür üçü gibi kontrole alınıp çevreye zarar vermez hale getirilemediğinden... Sağlam ve normal sayılıp ortada gezdiğinden bir kısım insanı zehirlemesi önlenemez. Demagog akıllı değildir. Çünkü sağduyuya, tutarlılığa boş vermekte, bunlarsız hiçbir olumlu yere varılamayacağını kestirememektedir. Amacı sadece ve sadece o an için kabil olduğu kadar çok kişiyi kendi çıkarı uzantısında kandırmaktır. Gözü başka bir şey görmez demagogun ağırlığı yoktur. Çünkü zihni disiplinden yoksundur. İşine geldiği gibi dersiz topsuz çelişki içinde konuşur ve sırtında yumurta küfesi olmadığı için dün ak dediğine bugün rahatlıkla kara diyebilir. Demagog ayrıca saygısızın tekidir. Çünkü mugalatalarıyla sizi aldatacağını sanmakta, ve sağduyunuzu yanlışla doğruyu ayırt etme yeteneğinizi hafife almaktadır. Toplumumuzun her alanında, özellikle en göze batan yer olduğu için politikada neden bu kadar çok demagog var diye her düşünüşümde bulduğum cevap hep aynı oldu. Matematik disiplininden yoksun bir toplum oluşumuz. İster burjuva ister sosyalist her uygarlık sıkı sıkıya matematik bir disiplinin ve tutarlılığın ürünüdür. Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır. İncil, Tanrı evreni ölçüp biçip yarattı demiyor mu? Eflatun'un hendeseci bir Tanrı'dan söz etmesi neye yorumlanmalı? Pitagoras, Dünyayı sayılar yönetir demiyor muydu? Descartes tanrı evreni matematik kurallarla kurdu ve hepimize de bunu algılamak için sağduyu ihsan etti derken Pascal insanların espri de geometri yeteneğinden söz ederken insanın cevherindeki bu matematik duygusunu vurgulamıyorlar mıydı? İster mistik ister materyalist Tüm filozoflar evrenin ve insanın ana sorunlarına yaklaşırken hep sağduyunun, hep bu espriyi de geometrinin sahibi olduklarını belgelediler. Başka türlüsü de olamazdı. Matematiksiz bilim olamazdı. Paul Valéry yerden göğe haklı. Matematiksiz Batı uygarlığı olamazdı. Matematik disiplin zihin için kesinlik ve tutarlılık okuludur. Ondan geçmeyen de bu derli topluluktan, bu kıvraklıktan eser yoktur. Laubali bir dağınıklık, duygusal bir inatçılık, bir lafı güzaf kalabalığı, bir tutarsızlık salatası vardır. Matematik dili ayrıca ekonomik dildir. Lisede matematik hocamız Giyon'dan tam numara alabilmek için problemi doğru çözmek yetmezdi. Zarif çözüm dediği bir kısalık içinde çözmek, gereksiz tek kelime kullanmadan çözmek gerekirdi. Onca iyi bir matematisyeni ayırt eden nitelik bu kıvrak kısalıktı. Bugün tüm bilimler evreni matematiğin bu ekonomik, bu kısa formülleriyle dile getiriyorlar. Salt, fizik, kimya, biyoloji, tabii bilimler değil, iktisat, sosyoloji, deneysel psikoloji de sık sık matematik formüllere başvuruyorlar. Kısa ve özlü. Bilimleri bırakın. Bugünkü yaşamın hangi alanı matematik düşünce disiplininden ayrı olarak düşünülebilir? Sanayi alanı mı? Tarım mı? Askerlik mi? Özel girişim mi? Diplomasi mi? Reklamcılık mı? Sendikacılık mı? Kooperatifçilik mi? Spor mu? Turizm mi? Terörist eylemler mi? Hal böyleyken bizde özellikle bir alan var ki onun dolaylarına matematik düşünce disiplini pek uğramamışa benziyor. Politikayı kastettiğimi nasıl da anladınız? Şu son on yıl içinde sağ olsunlar politikacılarımızın kaçta kaçı matematikten geçer notu alabilirdi çoğunun bir ay önceki konuşmalarıyla bir ay sonraki konuşmaları, başka bir çoğunun da aynı günkü konuşmalarının baş tarafıyla son tarafı çelişki içindeydi. Başkaları onları mat etmeden, onlar kendi çelişkileriyle kendilerini çelmeliyorlardı. Demeç verirken başka şey söylüyorlardı, oy verirken başka sonra da bu tutarsızlıkları haklı göstermek için gerekçe cambazlıklarına girişiyor ve işin tuhafı herkesi aldattıklarını sanıyorlardı. Bunların matematikle tek ilişkileri parlamento aritmetiği dedikleri 226 oy hesabından öteye gidemiyor. Bu kadarcık matematik 10 üstünden ancak 1 alır tarih önünde. Türkiye'nin bazı alanlarda ortaçağ çıkmazlarına saplanıp kalışının, ipe sapa gelmez mugaylatalar içinde yokuş aşağı gidişinin, özü esası unutup sen ben dalaşına girişinin kökeninde matematik düşünce yoksunluğu yatıyor bence. Matematik düşünce disiplini hor görüldüğü için az ve öz yerine bol ve boş konuşuluyor. İnsanı Türkiye'nin bugünü bakımından karamsarlığa düşürecek bu maceradan bizi yine ancak matematik kurtarır gibi geliyor bana. Ahlak dersi ne kadar önemliyse zihin ahlakı olan matematik ondan da önemlidir. Gelecek kuşakları bugünkülerin sorumsuz dağınıklığından, çelişkilerinden, demagojisinden, kendilerine ve topluma karşı saygısızlığından, ancak böyle bir disiplin kurtarabilir. Tabi yalnız matematikle iş bitmez. Ama işin neyle biteceğini bize yine matematikle yoğrulmuş, yeni, olumlu, verimli, gerçekçi, objektif devlet adamları ve seçmenler kuşağı kolayca bulup çıkarırlar. Haldun Taner 29 Nisan 1979